Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir akıllı bileklik incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Huawei Band 4 Pro modeli arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgi artmış durumda. Yani baktığımız zaman sokakta herkesin bileğinde artık akıllı saatler, akıllı bileklikler görmeye alıştık diyebiliriz. Tabi burada akıllı saat tarafına baktığımız zaman fiyat kalibresinin biraz daha üst seviyeye doğru çıktığını görüyoruz. Yani şu anda normal bir akıllı saat almaya kalksanız bile en az 1000 lira, 1500 lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor ki bu fiyatın 3700 liralara hatta 4000 liralara kadar uzandığını da belirtmek gerekiyor. Bu yüzden akıllı bilekliklere olan talebin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zira günümüzde 150 liralara, 200 liralara akıllı bileklikler bulmak mümkün. Tabii akıllı bilekliklerin sunduğu özellikler de fiyatı nazarında değişiyor arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz Huawei Band 4 Pro aslında akıllı bilekliklerin zirvesinde yer alan bir model diyebiliriz. Çünkü pek çok akıllı bileklikten daha fazla seçeneği kullanıcılarına sunuyor. Dilerseniz yavaş yavaş bilekliğimizin tasarımıyla incelememize başlayalım. Şöyle kolumdan çıkartayım hemen bilekliğimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet sade ve net bir tasarıma sahip bu bileklik. Yani öyle değişik alacalı bulacalı bir tasarımdan bahsetmiyoruz. Bir AMOLED ekranla geliyor bu bileklik. Bu AMOLED ekranın dokunmatik olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. 1.3 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz burada. Yani rahat bir şekilde gelen bildirimleri okuyabiliyorsunuz. Bence arkadaşlar bu akıllı bilekliğin rakiplerine oranla en büyük artısı değiştirilebilir arayüzü olması. Biliyorsunuz pek çok akıllı bileklikte değiştirilebilir bir arayüz söz konusu olmuyor. Yani akıllı bilekliğin ekranında ne yazıyorsa onu o şekilde kullanıyorsunuz. Fakat Huawei Band 4 Pro'da arayüzü değiştirme imkanınız var arkadaşlar ki bu da genel itibariyle akıllı saatlerden alışık olduğumuz bir özellik. Burada eleştirebileceğim nokta ise arayüzlerin sınırlı sayıda olması ve genel itibariyle pek çok arayüzde bilgi ekranlarının çok küçük olarak lanse edilmiş olması arkadaşlar. Yani eğer gözlerinizle ilgili problemleriniz varsa bu saatin üzerinde yazan bilgileri net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Örneğin arkadaşlar batarya miktarını görmek istediğiniz zaman yani şöyle yaklaştırmanız lazım gözünüze ki görebilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum, hani benim gözlerimle ilgili herhangi bir problemim yok. Ona rağmen hani şöyle tuttuğum zaman bilekliği kalan bataryayı çok zor görebiliyorum ki alt tarafta mesela adım vesaire var. Bunlar daha da küçük yazılmış durumda. Dediğim gibi eğer gözünüzde herhangi bir problem varsa bunları görmeniz çok mümkün değil. Saatin önemli artılarına geçecek olursak GPS'i en başa koyabiliriz. Malum günümüzde pek çok akıllı saatte bile GPS özelliği bulunmuyor. Fakat Huawei Band 4 Pro modelinde bir GPS mevcut arkadaşlar. Bu GPS sayesinde nerede spor yaparsanız yapın rahat bir şekilde haritayı çıkarıp size gösteriyor. Tabi burada önemli bir noktaya değinmek lazım. Bu bilgileri almanız için telefonunuza Huawei Health isimli uygulamayı da indirmeniz gerekiyor. Huawei Health'ı Google Play'den indirmek istediğinizde size App Gallery indirmenizi söylüyor. App Gallery indiriyorsunuz. Sonrasında Huawei Health'ı güncelliyorsunuz vesaire. Yani biraz bu uygulamayı eğer Huawei modeli dışında bir telefona kuracaksanız uğraşmanız gerekebiliyor. Huawei burada çünkü App Gallery'yi de ön plana çıkarmak için onu indirmenizi biraz zorunlu kılmış durumda. Bu bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra bilekliğimizin özelliklerine geri dönelim arkadaşlar. Bu bileklikte kalp ritmi takibi bulunuyor. Yani kalp hızı atışınızı takip edebiliyor. Aynı şekilde bir uyku sensörü de var. Yani nasıl uyuduğunuzu, ne kadar uyuduğunuzu vesaire görebiliyorsunuz arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman bir bilekliğin size sunduğu her şeyi sunuyor. Yani kalp ritminizi ölçüyor. Dahili bir GPS'i var. Hangi alanda, nerede spor yaptığınızı haritalayarak size gösterebiliyor. Yürüyüş yaptığınızda, koşu yaptığınızda, bisikletle gittiğinizde ve hatta yüzme sporunu dahi yaptığınızda haritalayıp bunu size gösterebiliyor. 50 metreye kadar su geçirmediği için bu bilekliği bileğinize takarak yüzebiliyorsunuz arkadaşlar ve bunu size haritalı bir şekilde gösterebiliyor. Yani bunlar bilekliğin genel itibariyle artı özellikleri diyebiliriz. Tabii bir de eksi özellikleri var. Dediğim gibi eksi özellikleri tarafından ekran boyutuna yerleştirilen yazıların çok küçük olması ön plana çıkıyor. Yani tamam saat ya da ne bileyim hani adımları biraz daha büyük yapıp diğer özellikler işte bataryaydı vesaireydi farklı bir şekilde göstermeleri daha kolay olabilirdi en azından kullanıcılar açısından. Fakat Huawei böyle bir tasarıma gitmiş. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde belki yeni saat arayüzleri gelecektir. Yeni saat arayüzleri geldiğinde daha kolay böyle daha basit görünen tasarımlara da yer vereceklerdir diye düşünüyorum ben. Bu akıllı saatin pil süresi arkadaşlar ortalama olarak 10-11 gün gibi gidiyor. Huawei genel olarak 2 hafta gibi bir rakam veriyordu fakat İş gerçeğe döküldüğünde çok da 2 hafta gittiğini görmedim. Ben bu saati yaklaşık olarak arkadaşlar 3-4 hafta kullandım. Dediğim gibi ama şarj süresi 10-11 gün rahat bir şekilde gidiyor. Bildirimler vesaire geliyor fakat bildirimlerin tamamı gelmiyor. Yani atıyorum size uzun bir mesaj geldiyse bunun sadece bir kısmı gözüküyor ekranda. Diğerlerini okuyamıyorsunuz. Böyle bir dezavantajı var. Saatten konuşma vesaire zaten yok. Bunu da sizlere belirtelim. Zaten Huawei'nin akıllı saat modellerinde dahi konuşma özelliği sınırlı arkadaşlar. Yani pek çok modelinde sadece reddedebiliyorsunuz. Ya da işte kulaklıktan vesaire cevaplayabiliyorsunuz. Bunda da dolayısıyla saati böyle tutup konuşma gibi bir fonksiyon söz konusu değil. Tabii fiyatına baktığımızda bu özelliklerin sunulmaması gayet normal diyebiliriz. Çünkü Huawei Band 4 Pro arkadaşlar ülkemizde 499 Türk Lirası gibi bir fiyatla satılmakta. Yani ortalama olarak 500 liralar civarında bu akıllı bilekliği satın alabilirsiniz. Peki tavsiye eder miyiz kısmına geçelim. Şu anda halihazırda piyasa ortalamasına baktığımızda 300 liralara 400 liralara da akıllı bileklikler bulmak mümkün. Fakat bu bilekliklerin ne derece sağlam ölçümler yaptıkları soru işareti olabiliyor. Huawei'nin bu bilekliğini biz farklı marka model saatlerle de karşılaştırdık ve genel olarak aynı ölçümleri yaptığını gördük. Dolayısıyla burada sensörlerin bir akıllı saat kadar iyi çalıştığını söylemek mümkün. Ama şu var arkadaşlar, dediğim gibi eğer Huawei marka bir telefon kullanmıyorsanız App Gallery vesaire indirmeniz lazım. Huawei Health'i ondan sonra indiriyorsunuz vesaire. Dolayısıyla birazcık uğraştırıyor ama ben ne olacak ikisini de indiririm, uğraşmak bunlar söz konusu değil diyorsanız gayet alınabilecek ürünlerden biri olmuş. Tabi 500 liralar seviyesine alabileceğiniz farklı akıllı bileklikler de var fakat bu bilekliklerde örneğin dahili GPS diye bir şey yok. Yani size GPS konumu göstermiyor ya da su geçirmemezlik gibi bir fonksiyon bulunmuyor. Ki bunda dediğim gibi 50 metreye kadar su geçirmemezlik özelliği var. Dolayısıyla rahat bir şekilde yüzme aktivitesini de yapabiliyorsunuz ve yüzerken dahi GPS konumundan haritanızı çıkarabiliyor. Genel itibariyle bilekliğin özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer almak isterseniz internette dediğim gibi 500 liralar civarında bu bilekliği bulmanız mümkün. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.